Nilperi'nin birçok özelliği var bugün ülkemizde ancak Türklerin yapabileceği, Türk ailelerin yapabileceği bazı özellikler var. Bir kere babanız diplomat ve yıllarca şuraları buraları dolaşmışsınız. Bazı dilleri inanılmaz iyi konuşuyorsunuz. Örneğin Fransızca, evet. Sonra İngilizce, sonra Almanca, İtalyanca. Onları. Almanca, İtalyanca. Evet, onlar. Yani evet. Var ama öyle çok iddialı değilim. Evet. Peki bu kadar iyi Fransızca ve İngilizce konuşmak ne işinize yarıyor? Yani hiçbir işime yaramadı Türkiye'de. Peki sevdiğiniz çocukla mesela yurt dışına gidiyor musunuz? Gidiyorsunuzdur. Sevdiğiniz bir çocuk olduğunu da mı saklamak zorundayız? Yok değiliz. Peki, var. Peki bu sevdiğiniz çocukla yurt dışına gittiğinizde menü okumak dışında ne işinize yarıyor? Mesela yol bulmak için, yol tarifi için işimize. Peki bu genelde sevdiğimiz çocuğu rahat ettiririz. Tabii. Ben de bir başka birisinin sevdiği çocuğuyum da o yüzden böyle söyleyebiliyorum. Çünkü aslında birisinin sevdiği çocuk olmak. Çünkü kadınlar özellikle dil konusunda çok yetenekliler. Ha. Ve ben de böyle bir sevgilim var. Ve hakikaten birçok dili çok güzel konuşuyor. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca. Ve bu kadar dili çok iyi konuştuğu için ben tamamen rehavete bağlamış durumdayım. Gittiğimiz yerlerde tamamen böyle bir ayılama bir şekilde konuya girip diyorum ki ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Ama o da diyor ki bir dakika diyor menülere bakayım. Hangi dilde menü varsa onları açıyor böyle falan. Sen şunu yemek istersin falan. Sonra oradaki personelden birisini çağırıyor ve diyor ki o dilde konuşuyor falan. Harikulade bir şey. Sevdiğin çocuğu rahat ettirmekten başka ne halta yarıyor? Yani başka bir halta şimdilik yaramadı. Küçükken kullanıyordum o dilleri yurt dışında. Sonrasında hiç işime yaramadı. Evet. İnşallah peki. Yarar. Yarar tabii ki. Umarım. Çünkü herhangi bir, çok gençsin, yani herhangi bir ülkede herhangi bir rol oynamak konusunda. Çok iyi olur. Fransızca'da daha iyi oynuyorum hatta. Aslında öyle, evet. Önce Fransızca oynamayı öğrendim. Yurt dışında, atölyelerde falan filan. Güzel. Sonra Türkçe'de oynamak, Türk diksiyon daha zor oluyor ya Türkçe'de, daha böyle tıt, böyle patlayan şeyler. Evet. O diksiyon olarak daha çok zorlanıyorum mesela Türkçe oynarken. Fransızca daha akan bir dil. Fransızca aslında şöyle, Fransızca, İngilizce filan. Fakat bizdeki sert sessizlerle baş edemezler. Evet. Türkçemizin sert sessizleriyle baş edemezler. Biz Macar dili ve Fince, bu ortak aile dillerimiz. Bizim niçin bunlarla ortaklığımız var onu da anlamıyorum. Onu da kesinlikle anlamıyorum. Çünkü bizim Macarca ile ne alakamız olabilir ve Fince ile ne alakamız olabilir? Ama aynı familyayız. Aynı dil familyasındanız. Nedense ve bizde bir sert sessiz meselesi var. Bu Fince'de var, Macar dilinde de var. Bu sert sessizler bizi aslında birileriyle konuştuğumuz zaman, bizim konuşmamızı başka birileri dinlediğimiz zaman biz aslında şöyle bir şey yapıyormuşuz gibi geliyor. Yani elimizde bir şey, bıçak ya da ne o, neyle kesiyorsun eti? Bıçakla. Neyle kesiyorsun eti? Satır. Peki. Elimizde bir satır. Edebiyat bizde satır satır yapıyormuşuz gibi geliyor. Finlandiya'ya gittin mi? Yok, gitmedim. Gitmen lazım. Sadece diye konuşuyorlar ve de bir de bunları içlerine çekerek de konuşabiliyorlar. Bunu biliyor muydun? Yok, bilmiyorum. Mesela şöyle konuşacağım. O kadar çok konuşuyorlar ki hem dışarıya konuşuyorlar nefes vererek, sonra da nefes almak gerektiğinde içlerine de çekiyor. Finli bir kızla beraber olduğunu, sen finli bir erkekle olduğunu düşün, ben finli bir kızla beraber olduğunu düşün. Şöyle kavga ediyor. Korkunç bir şey. Nefes almadan konuşmak bu. Alırken de konuşuyor, verirken de konuşuyor. Korkunç bir şey. Finler bunu yapıyor. Macarlar daha fena. Sürekli bağırarak konuşuyorlar ve sürekli sert sessizlerle konuşuyorlar. Daha beter. Evet. Birileri bizi dinlediği zaman, tabii ki Türkiye'de İstanbul'dan çıkıp doğuya doğru gidersen biraz daha olay
hançereleşiyor. Yani Fransızca gibi, Farsça gibi, Arapça gibi biraz hançereye doğru gidiyor. Ama İstanbul'a doğru gelip üstten de tarayıp böyle üstten yalayarak, Karadeniz'den yalayarak Azerbaycan'a doğru gidersen sert sessizler ortaya çıkıyor. Bunu niye biliyor muydun acaba? Bu anlattıklarımı? Bilmiyordum Okan Bey. Sağ olun. Çok iyi geldi bana. Teşekkür ederim. Yaşlı öyle? Bir adamın genç bir kadına karşı başka bir silah olabilir mi? Bir şeyleri bilmek. Ha? Evet. Daha öğreneceğin çok şey var bebeğim. Evet.